Efendim bizim iki tane arkadaşımız var. Onlar da kendilerine birer sevgili, birer kız arkadaş bulmak için felsefe kulübüne yazılıyorlar. Bakalım başarılı olabiliyorlar mı? Neler yaşıyorlar? İzleyelim. Buyurun. Oğlum Fikri gitsene sen oğlum. Bensiz gitsene lan kahveye. Ben artık felsefeyim oğlum. Benim olayım felsefe. Gidemem oğlum. Sen benim bataktaki tek eşimsin. Başkalarıyla oynayınca yadırgıyorum kendimi Hüseyin. Ne olur lan bu birlikteliği bozma. Kurban olayım yıllardır insanlara eşim diye tanıttığım tek kişisin lan. Artık git kendine başka bir eş bul. Kurban olayım artık ben buralı, ben o kahve batak işlerini bıraktım. Benim olayım artık felsefe. Hüseyin, kız mı var lan yoksa? Lan yok lan, ne alakası var kız mısın? Oğlum çok güzel lan. Bir görsen ay çöreği gibi, yemin ediyorum adı da Burcu. Hep buraya takılıyormuş. Artık benim yerim yurdum burası oğlum. Lan oğlum burası felsefe kulübü. Senin felsefeyle olan ilişkin Sabi'nin ortayla olan ilişkisi gibi. Ne alakası var lan? Tabii ki benim felsefeyle ilişkim var. Nerede böyle haksız bir olay görsem, bu hayat neden böyle ya diye düşünen insanım ben. Evet arkadaşlar. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Buyurun oturun. Vakit mi? Hı hı. Üstadım, bunu kaç kere tartıştık. Vakit diye bir şey aslında yok. Nihilizm bunu söyler. Vakit bizim kendi belirlediğimiz sınırlardır. Ha. Aa! Bakın, kulübümüze yeni arkadaşlar katılmış. Size selam olsun. Size de aleyküm selam olsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tahmin ediyorum ki varoluşunuzu sorgulamaktan dolmuş durumdasınız, değil mi? Kesinlikle öyle. Müsait bir yerde dolmuş açısından ben varoluşumuzu çok kesinlikle biz o şey, sabahtan beri hep sorguluyoruz, değil mi Fikri? Harika. O zaman buyurun oturun şöyle konuşalım. Tamam. Varlığımızı sorgulayalım, öyle değil mi? Hadi. Varoluş. Varoluş. Yokluk. Aa. Kanki. Ulan bu seninkinin yanındakini de ben yazayım lan. Çok güzel. Tam benim tipim. Oğlum nefes alan her şey senin tipin zaten. Ulan sebe oğlum ne olur tuttan lan. Sen ne anlarsın felsefeden? Ben? Felsefeden? Ulan Harry Potter'ın felsefe taşını 6 kez izledim ben. Ulan mikro cerrahi bile sende beyin bulmakta zorlanır oğlum. Git işimi bozma lan. Ben hazırım. Hadi başlayalım. Başlayalım. Evet. Arkadaşlar oturmaz mısınız? Başlıyoruz. Ha tabii. Biz şey yapalım o zaman. Biz o zaman biraz daha uzaktan sizi dinleyelim. Çünkü daha biz şey yapıyoruz, çünkü sorgulamaya devam ediyoruz. Çünkü bu hiçlik, soğuk havalarda içlik desen, yani bunlar giymezsen üşürsün, hayatı sorgularsın. Biz şey yapıyoruz ya. Evet. O zaman arkadaşlar söyleşimize Kant'la ince bir giriş yapalım. Ah, Burcu, Kant. Kant sever misin? Çok severim. Kant'ın da dediği gibi, içeriksiz kavramlar boş, kavramsal algılamalar kördür. Siz de Kant sever misiniz? Pas, Fikri. Soruyu sorduğum adama bak. Kafa başka boyutta, vücut başka boyutta. Evet arkadaşlar, o zaman ilk meşaleyi yakıyorum. Lütfen. Evet. Düşünüyorum, öyleyse varım. Yoksa... Var olduğum için mi düşünüyorum? Hmm. Fikirlerimiz, yanılgılarımız ve ruhumuzla bir olduğumuz bir gerçek. O halde ben de düşünüyorum ve ben de varım. Ben de düşünüyorum, galiba malım. Oğlum ben hiçbir şey anlamadım lan. İlginç. Bir malla mı felsefe tartışacağız? Yok ya, ne alakası var Fikri'nin? Ne saçmalığı? Yani arkadaşım diyor ki... mallıksal olarak... varoluşta hani mallığın mala bağlanması tabii. Yani arkadaşım bir mal. Çok. Sizsiniz lan mal. Lan benim batakta tek koza 8 el yapmışlığım var. Zekalıyım lan ben. Otur, bizi daha fazla rezil etme. Rezil etmek mi? Rezil olmak mı? Üstadım, isminiz neydi? Hüseyin. Hüseyin. Üstadım, rezil olmak diye bir şey yok. Nihilizm bunu söyler. Evet. Fikirlerimiz de, bizler de aslında yokuz. Tabii, çok düşününce yok olurum. Hmm. Sizde mi nihilizm? Yok, ben işsizim.
şimdi her fikir, yani her imge bir hayalden mi ibaret diyorsun İbrahim? Ki çok saçma, buna katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Aa Burcu arkadaşım, ben senden daha zeki olduğum için bunların farkında olmam benim kabahatim değil. Hayat her zaman herkese adil davranmıyor. Zeka bende. Evet, dilerseniz şimdi sizleri bir süre beni düşünmeye davet edeyim ve beni düşünelim. Oh. Oh. Könkü, bu büyük ansiklopedi var ya, senin kıza sürekli laf sokuyor. Demedi deme Könkü. Oğlum burada kim kime ne diyor anlamadım ki benim. Olimpik havuzda şişme ördekle yüzmeye çalışan eniştem gibi durdum bunu. Arkadaşlarım, zannederim beni düşündünüz ve ne kadar derin düşüncelere haiz olduğumu fark ettiniz. Burcu, sen ağlıyor musun? Hayır, hayır. Biraz kırıldım ama açıkçası. Ama bunu hak ettin. Yalnız bana bak birader, sen bir bayanla nasıl konuşulacağını bilmiyorum bence. Ne yapsaydım? Tekrar yanınıza geleceğim. Gerçekleri komplimanların ardına gizleyip saçma bir pozitif ayrımcılık mı yaratsaydım? Yok, hiçbiri yok. Bizler, fikirlerimiz, evren, hiçbiri yok. Sen de sen bunu biraz düşünün, ben de o sırada bir tuvalete gideyim. Bu durumda senin tuvaletin de yok. Hadi bakalım. Evet, doğru. Evet, çok doğru. Yok, tuvalet de yok. Evet, zaten ben içeride onun varlığını sorgulayacaktım. o zaman, yok ben şu an kafamdan silip atıyorum ve o gitti, bitti, yok. Hadi hayırlısı olsun, sık da içinde patlasın. Okumuş su aygırı. Burcu Hanım, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, gayet iyiyim. Varlığım hafifledi, şu an iyiyim. Aman inşallah. Evet, peki üstadım, sizin adınız nedir? Benim mi? Hı hı. Benim adım... Adım neydi lan? Adım neydi lan benim? Sürem var mı Sürem? Adım neydi benim ya? Fikri. Adımı unuttum lan. İyi. Çok güzel. Peki Fikri Üstad. O zaman sizle devam edelim. Gömleğinizin rengi kahverengi, mavi ve beyaz. Bildi lan. Peki, benim gördüğüm kahverengi, mavi ve beyaz mıdır? Yoksa bana görünen kahverengi, mavi ve beyaz mıdır? Ne dersiniz? Çok güzel. Gerçekten müthiş bir cevap. Siz çok özel bir adamsınız üstadım. Yani Fikri bize burada demek istiyor ki... Hangi gömlek? Evet. Enteresan, gerçekten takdir ettim. Çok. Fikri, hiç fena değil. Sen iste, komple soyunurum vallahi. Yani arkadaşım demek istiyor ki, sıkıntı yok, sakin ol. İçimde işlik var, gerginlik olmasın diye. Oo, hiçlik. Demek siz de nesneleri kristalize eden antipesimist bir teologsunuz. Tabi biz de baba mesleği. Bizim sülala komple teolog. Kanka, teolog ne lan? Oğlum ne bileyim lan, bindik bir alamete yardırıyoruz işte, Allah sonumuzu hayretsin. İbrahim, peki sen ne diyorsun bu konuda? Ben pek bir şey diyemiyorum. İçselliğim gitgide büyüyor. Sıkıntı oldukça büyüyor. Evet, sıkıntımız büyüyor ve biz soruyoruz. Lütfen bağırma üstad. Neden yaşam? Neden yaşam? Neden var oluyoruz? Neden bir hiçliğe doğru gidiyoruz? Neden üstad? Neden? Neden? Aydınlat bizi. Takdir ilahi ne? Hayır üstad, ne olur kaderci yaklaşmayın buna. Siz üstad, siz. Söyleyin bana, neden? Neden bu boşluk? Neden? Lan oğlum, ne vuruyorsun adama? Manyak mısın sen? Oh. Bu tokat. Bravo. Bu tokat bana varlığımı sorgulattı. Nasıl? İsteğin varsa bir tane daha yerleştirebilirim. Gerçekten sizler harikasınız. Peki Maslow'un hiyerarşi teorisini biliyor musunuz üstad? Yok, ben daha çok Mahsun'un belalım benim seviyorum. Mahsun Türk bir filozof herhalde. İlginç, siz duydunuz mu? Saçmalamayın. Türk bir filozof olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Hadi bitirelim artık dersi, saçmalamayın. Niye olmasın? Türk filozofu niye olmasın, Allah Allah. Kanka, adam patlayacak lan. Ama ilk defa doğru bir şey söyledi, biliyor musun?
Ulan düşünen adam heykeli bile bizde akıl hastanesinde. Oğlum dur lan, olaylar değişti şimdi. Bana bir tane kanıt ver. Herhangi bir kanıt ver. Herhangi bir felsefi Türk cümlesi söyle ve ben burada bırakayım konuşmayı. Çok arıyorsan Aşık Mahsun'u Şerif Türkülerimiz 1-2-3-4 albümlerini sıradan bir dinle bay. Türküler ve felsefe mi? Hayatım sen şu anda kaybettin. Ben kazandım, böyle saçmalık olmaz. Ben gidiyorum. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Aşkı bu sözlerle anlatmış bir toplumdan mı filozof çıkmıyor lan? Ben de bir tane biliyorum. İncilsen de lafın düzünü diyeceksin. Acayip hayvanlara benziyorsun. Acayip hayvanlara benziyorsun. Acayip hayvan. Fikri sus otur, zaten zar zor toparladık. Hüseyin. Üstadım, siz gerçekten çok özel bir adamsınız. Çok bizden bir felsefe bu. Tebrik ediyorum sizi. Evet, gerçekten öyle. Bu sözü ikinci kitabında ünlü düşünür Goethe yazmıştı. Niye? Yazacak başka yer bulamamış. Harika bir bakış. Harika bir bakış açısı. Yani üstadımız bize şunu öğretiyor. Felsefeci kağıda değil, hayata yazar düşündüklerini. Gerçekten sizi tebrik ediyorum üstadım. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Ütmeyin, tebrik et arası. Böyle bakış açısı olmaz, saçmalamayın. Goethe bir yazar olduğu kadar aynı zamanda da dayanamıyorum. La oğlum git tuvalete, ortalığı batıracak şimdi. Ben onu sildim attım, saçmalamayın. Yok öyle bir şey. Hüseyin, üstad. Gerçekten buraya ilk geldiğinizde sizi çok yüzeysel biri olarak düşünüyordum ama şu anda varlığınızla bizi onurlandırdınız. Teşekkür ediyoruz size. Ne demek ya Burcu Hanım? Siz isteyin. Ben her gün gelirim buraya. Aşağıdaki kantinde beraber bir çay çek mi? Yani bilmem ki. Mehtap Üstad, biz de demli bir böyle tavşan kanı çay alır mıyız? Bergamotlu. Vallahi buranın havası değişti. Olabilir, neden olmasın? Yaz ben maço tavırları hiç sevmem, ben ödeyeceğim. Hesap ödeyen kız, 4 yapraklı yonca yemin ediyorum. O zaman Burcu Hanım buyurun gidelim. Ah, tamam. Geçeyim, ben bir şey sorguluyordum, sana onu anlatayım. Ben çok güzel felsefe yaparım aslında. Ah. Üstad. Üstad? Hadi kalkın, biz de konferans salonundaki söyleşiye gidelim. Sen git üstadım. Benim bu akşamki söyleşiyle ilgili çok acil bazı çıkarımlarda bulunmam gerekiyor. Çok doluyum. Çok doluyum. Ne o İbrahim? Yoksa cidden sıkıştın mı? Saçmalama. Ben onu kafamdan sildim attım. Öyle bir şey yok. Ama lütfen beni tutma. Çünkü sıkıntı gitgide büyüyor. Çok büyük sıkıntılar var. Nereye gidiyorsun üstad? Bırak beni ne olur. Üstad. Tam ucunda dostum, lütfen gir. Delirin mi? Ha, delimin ha. İzin verirsen ben gideyim artık. Haydi sonra görüşürüz. Üstad lütfen gitme. Gitme. Bilgi birikimin çok büyük. Kim bilir birazdan o birikimini boşaltacaksın. Lütfen izin ver bana. Bir ucundan da ben tutayım. Manyaklaşma üstad. Manyaklaşma. Bırak beni gideyim. Lütfen beni bırak. Hayır. Üstad, üstad bırak rica. Üstad. Ani hareket yapma. Hayır bırak. Lütfen. Üstad. Mesut. Artık rahat rahat oturup konuşabiliriz.